Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Güney Afrikalı bilim insanları, atmosfere bol miktarda sülfür dioksit gazı pompalayarak, bulutlar oluşturmayı ve güneşi karartmayı planlıyorlar. Bilim insanlarının, daha az güneş ışığı gelmesi yönündeki çalışmalarının nedeni ise, su kaynaklarını koruyabilmek. Küresel iklim değişikliği tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, Güney Afrikalı bilim insanları, küresel iklim değişikliğinin etkilerini en azından, yerel olarak azaltabilmek için ilginç bir fikir öne sürdüler. Environmental Research Letters'da yayınlanan makaleye göre, Cape Town Üniversitesi'nden bilim insanları, ülkedeki su kaynaklarının günden güne zayıflaması ve uzak gelecekte tüm su kaynaklarının %90'ını kaybetme ihtimaline karşın güneşi karartma planını ortaya attılar. Güneşi karartma planı dahilinde bilim insanları, ülkenin başkenti olan Cape Town üzerinden atmosfere bol miktarda sülfür dioksit gazı pompalayacak ve bulut oluşturacak. Bu sayede güneş ışınları, yeryüzüne ulaşmadan uzaya geri yansıtılacak ve küresel iklim değişikliğinin etkileri hafifletilmiş olacak. Bilim insanlarının yeryüzüne ulaşan güneş ışığı miktarını azaltma yönündeki planlarının bilimsel bir karşılığı olsa da uzmanlar, küresel ısınmaya karşı atmosfere gaz pompalamanın iklim sistemi için tehlikeli bir müdahale olduğunu belirtiyorlar. Zira güneş ışınlarını engelleyecek kadar büyük oranda gaz salmak, aynı zamanda atmosfer dengesini kalıcı olarak bozma potansiyeline de sahip. Bilim insanlarının açıklamalarına göre, küresel iklim değişikliğinin Cape Town'a etkisi, herhangi bir önlem alınmadığı takdirde 2100 yılına kadar 3 kat artış gösterecek. Yapılan açıklamalara göre, güneşi karartma planı ile sıcaklıkları 2020 yılındaki seviyelerde tutmak, su kaynaklarının %90'ının kaybolmasıyla sonuçlanacak büyük kuraklığı engellemeyi sağlayabilir. Sizce dostlar bu plan işe yarayabilir mi? Ya da atmosferin düzenini bozarak daha kötü olaylara neden olabilir mi? Sizin güneşi karartma planı hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorum kısmında benle paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.